Herkese merhabalar. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki Instagram hesabımı takip edip daha fazla tarife ve tabağa ulaşabilirsiniz. Şimdi sahur tabağımı hazırlıyorum. Birlikte zayıflıyor serisinden de bildiğiniz gibi kahvaltıda havuç yemeye bayılıyorum. O yüzden yarım havucu dilimleyip tabağıma koyuyorum. Daha sonra yeşillik olaraksa kuzu kulağı ekliyorum tabağıma. Daha sonra peynir ekliyorum tabağıma. Bir dilim süzme peynir ekliyorum. İki tane salatalığı dilimledim ve tabağıma koyuyorum. Ardından 5-6 tane siyah zeytin de ekliyorum tabağıma. Bir dilim tam buğday ekmeği ve 2 tane yumurtamı dilimleyip koyuyorum tabağıma. Kahvaltı tabağımın yanına probiyotikli siyah çay koyuyorum. Sizler dilerseniz açık çay da içebilirsiniz. Şimdi ise akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğimde 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı ekliyorum. Daha çok bulgur pilavını tercih etmemin sebebi glisemik indeksi daha düşük olduğundan dolayı. Pilavımın yanına ise etli patlıcan yemeği koyuyorum. Son olarak ise yanına bir kase mercimek çorbası ve bol salata ekliyorum. Sizler de öğünlerinizin yanına salata ve çorba eklemeyi mutlaka ihmal etmeyin. Şimdi ise iftardan önce ara öğünümü hazırlıyorum. Ara öğünde pişmeyen puding yapıyoruz. 2 tane muzu dilimleyip robotuma koyuyorum. Daha sonra ise 1 tane avokadoyu kabuğundan ayırıyorum. 1 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı hurma suyunu ekleyip robottan geçiriyorum. Sizler dilerseniz hurma suyu yerine dilediğiniz tatlandırıcıları da kullanabilirsiniz. Ve robottan geçirdikten sonra pudingimiz hazır. Benim yaptığım porsiyonla bir bardak çıktı. Sizler miktarı arttırarak daha fazla porsiyon elde edebilirsiniz. Pudingimizi süsledikten sonra afiyetle iftardan sonra ara öğünde yiyebilirsiniz.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bu şekilde tariflerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sizler gün boyunca neler yediniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere, hoşça kalın.